Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çıtır çıtır ve oldukça pratik beyti kebabı tarifimle sizlerleyim. Hadi hemen tarife geçelim. Vermiş olduğum malzemeler 2-3 kişiliktir. Malzemeler: 500 gram kıyma, 2 adet patlıcan, 2 adet hazır yufka, 2 fincan sıvı yağ, 1 domates sosu için 1 fincan su, 1 yemek kaşığı tereyağı domates sosu için, yarım tatlı kaşığı domates salçası, 200 milim konserve domates sosu, 2 adet kesme şeker, tuz, kırmızı biber, karabiber. Patlıcanlarımızı alacalı şekilde soyup uzun uzun ve ince şekilde görüldüğü gibi keselim. Bende kemer patlıcan vardı, o yüzden patlıcanı ortadan ikiye bölerek kestim. Kemer patlıcan alırken niyetim karnıyarık yapmaktı. Ama sonrasında fikir değiştirip beyti kebabı yapmaya karar verdim. Nasılsa eşim her ikisini de çok seviyor. Bu arada patlıcanları doğrarken kızartmak için yağı kızdırmayı unutmayalım. Yağımızı kızdırdıktan sonra patlıcanları içine atıp güzelce kızartalım. Kızaran patlıcanlarımızın yağlarını çekmesi için peçete üzerine çıkaralım. Kıyma harcımızın içerisine tuz, kırmızı biber ve karabiberi ekleyip karıştıralım. Yufkalar arasına sürmek için 1 fincan su ve 1 fincan yağı karıştıralım. Yufkanın birini açıp üzerine sostan sürelim. Ardından diğer yufkayı da üzerine serelim ve tekrar sos sürelim.
Yufkayı birazcık katlayalım, üzerine sostan sürelim ve patlıcanları güzelce göründüğü gibi dizelim. Patlıcanların üzerine kıyma harcından yayalım. Daha sonra kenarlarından katlayıp çok sıkı olmayacak şekilde sarıp rulo haline getirelim. İki parmak kalınlığında kesip yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Daha güzel kızarması için kalan sosumuzdan beyti kebaplarımızın üzerine sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirelim. Kebabımız pişerken üzeri için domates sosunu pişirelim. Derin bir tencereye tereyağını ve sıvı yağını alalım. Salçayı yağda biraz kavuralım. Daha sonra domates sosunu ekleyelim ve domates salçası ile pişirelim. Tuzu ekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra küp şekeri sosumuzun içine atalım. Son olarak yarım su bardağı sıcak su ilave edelim. Karıştırıp kapağını kapatalım ve sosumuz kıvama gelene kadar pişirelim. Ve beyti kebabımız servis için hazır.
servis tabağına aldığımız kebaplarımızın üzerine sarımsaklı yoğurt ve domates sosumuzu gezdirelim. Çıtır çıtır yenmeyi bekleyen beyti kebabımız hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.